Evet. Şimdi burada değer kümesi reel sayılar olan bir f fonksiyonu için grafik f bu şekilde verilmiş. Buna göre tanım kümesi, görüntü kümesi ve fonksiyon grafiği çizim. Grafik f dediğim aslında bana x değerlerine karşılık gelen fx değerlerini vermiş. Yani örneğin f eksi 3 eşittir 0, f eksi 2 eşittir 1, f 1 eşittir eksi 1, -1, 1, f 0 eşittir eksi 2. Tanım kümesini bulun demiş. Şimdi tanım kümesi x değerleri oluyor. Yani birinci elemanlar eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0'dır. O zaman tanım kümesine eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Görüntü kümesi ise bu tanım kümesindeki x değerlerine karşılık gelen elemanlar 0 var, 1 var, eksi 1 var, eksi 2 var. Sırayla yazıyorum yine. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Yani ikinci değerler, şuradaki ikinci değerler, y değerleri görüntü kümesini veriyor bana. Fonksiyonun grafiğini çizin. Şimdi fonksiyonun grafiğini çizerken şöyle yapacağım. Hemen hızlıca çizmeye çalışayım. Bir x eksenim var ve y eksenim var. Kalemi tekrar aldığım zaman şurası y ekseni, şurası x ekseni. Tanım kümesi x ekseni üzerinde olacak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Bu benim tanım kümem. E, kalemin rengi şöyle olsun. 0 zaten orijin. Eksi 1 x değeri olarak burada. Eksi 2 şurada. E, onun dışında ee, eksi 3 şurada. Şimdi verilen değerlere bakalım. Eksi 3'e 0 yani f eksi 3 0 tam olarak e, noktalarda yeşille göstereyim grafiği. Tam olarak şu noktayı işaretliyorum. Eksi 3'e 0 noktası. Daha sonra eksi 2'de 1'e karşılık geliyormuş. Yani eksi 2'ye 1. Burası 1 olsun y ekseni için. Şuraya 1 diyelim eksi 2'ye 1 noktası. Daha sonra eksi 1'e eksi 1. x eksi 1 iken y'si de eksi 1. Bu sefer y ye aşağı. Şuradaki nokta. Daha sonra 0'a eksi 2. x'i 0 iken y'si eksi 2. Yani y ekseni üzerinde olacak. Ve aşağıda olacak. x'i 0'a y eksi 2. İşte buradaki 4 tane nokta benim fonksiyonumun grafiğini veriyor bana. Noktasal bir grafik oldu bu. Grafiği de bu şekilde çizmiş oldum. Şimdi geçtim diğer soruya. ikinci soruya. F demiş A'dan tam sayılara tanımlanmış. A kümesi verilmiş. F'i kestirdik. Kare eksi 3 fonksiyonun grafiği. Şimdi elimde tanım kümesi var. Görüntü kümesini bulacağım. Yani sırayla F eksi 2'yi bulacağım. E, fonksiyonun kuralı x kare eksi 3. Yani eksi 2'nin karesi eksi 3'ten 1 yapıyor. F eksi 2. Yani 4 eksi 3'ten 1. Daha sonra F eksi 1'i bulalım. F eksi 1. Eksi 1'in karesi eksi 3. 1 eksi 3'ten eksi 2. F 0 0'ın karesi eksi 3'ten direkt eksi 3. Sabit terimi yazıyorum yani. F1 ise 1'in karesi eksi 3'ten yine eksi 2. Şimdi grafiğimi hızlıca çizmeye çalışıyorum. Hemen şöyle çizgiyi alayım. Rengimi de siyah yapayım. X eksenimi ve Y eksenimi çizeyim. X'i Y'yi çizdim. Şimdi burada burası Y burası X. Eksi 2 eksi 1 0 1 X değerlerim. Örneğin şurası eksi 2 Şurası eksi 1 olsun. 0 şurası. 1 şurası. Şuraya da 0 yazabilirim. Şimdi f eksi 2 1'miş. Eksi 2'ye 1 karşılık geliyor. Şurada bir değer olacak. Eksi 2'ye 1. Şuradaki noktayı işaretliyorum. f eksi 1 eksi 2. Eksi 1'e eksi 2. x'i eksi 1 iken y'si eksi 2. f 0 eksi 3. Eksi 3 aşağı doğru devam edecek. Şurası Eksi 3. F0 eksi 3 yani y ekseni üzerinde eksi 3'ü işaretleyeceğim. X'i 0 iken y'si eksi 3'müş. F1 eksi 2 yine buradan aynı şekilde x'i 1 iken y'si eksi 2 olacak. Yani aslında şöyle kalemi rengi değiştireyim. Fonksiyonun grafiğinde şu kırmızı noktalar önemli benim için. Şurası, şurası ve şurası şeklinde. Burada her bir noktaya karşılık gelen Değerler. Zaten 4 tane x değeri var. 4 tane de bunlara karşı gelen y değeri olacak. Yani 4 nokta işaretledim. Fonksiyonumun grafiğini çizmiş oldum. Geçtim diğer soruya. Demiş ki fx verilmiş bana. Şekilde tanımlanan fonksiyonun grafiğini çiziniz. Şimdi burada yine ben değerleri bulacağım. Örneğin f-1'i bulacağım. Çünkü neden? Tanım kümem x-1, 0, 1, 2. f-1 x yerine 1 yazıyorum şurada. Yukarısı eksi 2 eksi 1'den eksi 3 bölü 2 oldu f eksi 1. Eksi 1 yazdığım zaman bunu elde ederim. F 0 x yerine 0 yazıyorum. Yukarısı eksi 1 oldu. Aşağısı 3 oldu. F 0 eksi 1 bölü 3. Daha sonra f 1'i bulayım. Şuraya da f 1 yazayım. Bu sefer 1 yazdığım zaman 1 2 eksi 1'den yukarısı 1 aşağısı 1 artı 3'ten 4 olacak. F 1 1 bölü 4. Son olarak f 2'yi bulayım. 2 yazdığım zaman 2 kere 2 4 eksi 1 3 bölü aşağısı 2 artı 3'ten 5. F2 de 3 bölü 5 oldu. O zaman şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hemen grafiğimi çizeyim. Şurası x ekseni y ekseni olsun. Şurası y. Şurası x. Doğru mu? Eksi 1 0 1 2. Eksi 1 şurası. 0 zaten şu orijin olacak. Şurası 1. Şurası 2 olsun. X değerleri. Şimdi f eksi 1 eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 eksi 1 buçuk yapıyor. Şurada bir yerde olsun. Şurası eksi 3 bölü 2 olsun. Daha sonra f 0 eksi 1 bölü 3. F 0 eksi 1 bölü 3 eksi 1'den küçük bir değer. Şurada bir yerde olacak. Şurası ya da eksi 1 bölü 3'ü yazayım. F1 1 bölü 4. 1 bölü 4 pozitif ama 0 25 yani 0 ile 1 arasında. 1 bölü 4 şurası olsun. Şurayı işaretleyelim. F2 de 3 bölü 5. Şimdi F2 3 bölü 5 ama burada şöyle. Mesela burayı 5 ile çarptığım zaman şurası 5 bölü 20. Şurayı 4 ile çarptığım zaman şurası 12 bölü 20. Yani 3 bölü 5 1 bölü 4'ten büyük. Ama yine 1'den küçük olacağı için şuraya bir yere denk gelecek. 1'den daha küçük olacak şekilde düşünelim. Şurası 3 bölü 5 olsun. Burada da şu noktayı işaretleyeceğim. Yani fonksiyonumun grafiğinde tekrar baktığım zaman işaretlediğim noktalar Eksi 1'e eksi 3 bölü 2. 0'a eksi 1 bölü 3. 1'e 1 bölü 4. Ve 5'e 2'ye 3 bölü 5. Yani 12 bölü 20 de diyebilirim. Bu şekilde toplamda 4 tane noktam olacak. Bu şekilde grafiğimi çizmiş oldum. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>